Kutaisi'den, Urika, Kutaisi'den Urika şehrine bir tren var arkadaşlar. Günde iki sefer ve sadece yarım litre bira parasına, yani 23 küsür liraya Gürcistan dağlarını izleyerek 2,5 saatte Karadeniz kıyısına gelebiliyorsunuz Kutaisi'den. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Feci bir fırtınaya yakalandık dün. Hamak ve hamağı üzerine koyduğum şeyle, doğada örtüyle yaşamaya çalışıyorum. Ama gecenin yarısında fırtına bastırdı. Aslında hava durumunda da söylüyordu ama geç geldi. Ben de böyle bir abondene terk edilmiş bir eve sığındım. Yine her şey ıslandı. Astım eşyaları. Yani macera böyle bir şey. Gürcistan'da devam ediyoruz. Urek'deyiz. Urek'i çok güzel bir sahil kasabası. Bir köyü. Buradaki kumsal manyetik ve şifalı. Yola devam. Alfred. Ne yapıyorsun Alfred? What are you doing Alfred? Evet arkadaşlar. Alfred Magnetite'deki en iyi arkadaşım. Mükemmel bir arkadaşım. Beni çok seviyorum. Evet, güzel bir güneş batışı. Karadeniz. Sağ taraf Rusya, sol taraf Türkiye. Puppy. 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 Bugün çok ilginç şeyler yaptı. Çok güzel bir kedi köpek ama bokunu yiyor biraz. Puppy. Thank you.
Evet arkadaşlar. Gürcistan gezimin en ilginç zamanını yaşıyorum. Şu anda inanılmaz bir yağmur ve kimse. Umarım üstümüze kimse gitmeyeceğim. Çok acayip zamanlar yaşıyoruz. Başıma gelmeyen kalmadı. Yani resmen böyle bir fırtınadan sonra sabah hamamı çaldılar. Çok güzel bir hamam. Amerikan malı, çift kişilik. En son sarayla sevişmiş konumda. Çok güzeldi. Yani şimdi buraya şimşek düşmesin diye dua ediyorum. Şurada dükkanım vardı. Bugün biraz para yaptım. Sonra çok acayip bir yağmur başladı ve burada mahsur kaldım. Ayrıca bacağımı köpek ısırdı arkadaşlar. Bugün köpek ısırdı. Buradan da su geliyor şu anda. Buradan da su geliyor. Yani durumlar böyle. Gürcistan'da havalar çok değişken, insanlar gibi. Artık buradan dönüyoruz yani. Bunun sonu geldi, bakın. Evet, Gürcistan çok değişik havaları var. Dün fırtınaydı, bugün günlük güneşlik. Ormana geldim. Ormanda arada burada kamp yapıp hamamı çaldırmıştım. Fırtına çıkmıştı. Şimdi kampta buraya yemek yapmaya geliyorum. Hem de ateş keyfine. Şu an mısır yapıyorum. Yanına noodle. mısırı 70 sente aldım. Sent değil, bunların kuruşlarını bilmiyorum. Normalde 3,5'a satıyorlar. Markette. Pişmişinde 5'e satıyorlardır herhalde, hiç sormadım. Yani uzun kalınca bunlara dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlar bir aya geçti. Yola devam. Yol hayat. Yani hayat yol. Şu anda ata biniyorum. Hayatımda ilk defa arkadaşım, ismin neydi? Name? Joe. Joe'nun atına biniyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atla ilerliyoruz. Yani mükemmel bir şey. Böyle bir şeyi ilk defa hayatımda ata binerek bir yolculuk gerçekleştiriyorum. Gürcistan'daki en iyi dostum Üreki Magnetis'ten Joe. Georgi. Herkes Georgi. Burada herkes Georgi arkadaşlar. Hey, dükkan kaldı. Tamam. Haydi. Tamam arkadaşlar, durum bu. Attan düşmezsek Tayyip gibi sıkıntımız yok. Yol bir atı çekmeye çalışıyor. Hepinize sevgiler. Evet. Yol devam ediyor. Yoldayız. Thank you.
Evet arkadaşlar, ormana geldim. Urekideki sağ tarafa ve bakın ne buldum. Çok ilginç. Yani gezmenin, tozmanın, riske girmenin, götüne diken batmanın mükafatları, böyle şeyler oluyor. Çok ilginç bir su deposu. Ve sular atıyor. Atıyor şu anda. Oraya girip duş alacağım. Çünkü doğal bir duş. Çok ilginç değil mi? Doğal bir duş yapmışlar. Çok inanılmaz bir duş yani. Böyle bir duşa hiç hayatınızda girdiniz mi? Şimdi gidiyorum. Duş alıyorum ve size de izletiyorum. Böylece risk almanın. Çok güzel bir şey oldu. Yok, tamam.